Evet. Söğüt kabuğu salisilatlar içerir. Bunlardan salisin, fragilin gibi etken maddeler ağrılara, sancılara, sızılara, özellikle de romatizmadan dolayı ortaya çıkan omuz, sırt, bel, baş ağrılarına karşı artı kemik kireçlenmesi, kemik erimesine karşı etkili. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Hayfa Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmalarda omuz, sırt, bel, baş ağrılarına, yani romatizmadan dolayı veya kemik erimesinden dolayı veyahut da kemik kireçlenmesinden, kemikler arasındaki kireçlenmeden dolayı ortaya çıkan rahatsızlara karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Aynı şekilde Frankfurt Üniversitesi de bunu söğüdün kabuğuyla ezdirilen, ama söğüdün kendi kabuğu değil, söğüdün kabuğundaki etken madde söğüdün kabuğu kurutulduktan sonra destilasyonla damıtılır, elde edilen ekstraktı, ekstraktan damladıracak kapsül yapılır. Yani otu, bazıları otu alıyor böyle kurutuyor. Anlasın, hap damladıracak yapıyor. Bu alevere, yani bu doğru değil, yanlış. Çünkü bunun birleşimindeki etken madde %3, %5. Bunu kurutup da damla çay yaparsınız ama damladıracak kapsül olmaz, bu yanlış. Biz bunu destilasyonla elde edilen ekstresinde söğüt forte edildi. Söğüt forte, artrit, artroz, ankilozan spondilit, fibromiyalji gibi romatizma hastalıklarına, sistemik lüpusa, belkese etkilidir. Kemik kireçlenmesine, kemik erimesine etkilidir. Bunun birleşimindeki salisin, bundan 114 yıl önce, yani 1889 yılında ilk defa aspirin elde edilmiştir bunun kabuğunda. Aspirin nedir? Asetil salisilik asit. Oysa bunun kabuğunda asetil salisilik asit direkt olarak bulunmaz. Salisin, kişi bunu çayını içtiğinde midede asite dönüşmez. Bağırsaklarda asite dönüşmez. Bağırsaklar saligenine dönüşür. Kana karışır. Kana karıştıktan sonra 10 ila 24 saat içerisinde yavaş yavaş salisilik asite dönüşür. Yani aspirine dönüşür. Bu nedenle yan etkisi sıfır. Fakat siz eczaneden aspirin alırsanız direkt asit olduğu için mideye zarar verir, bağırsaklara zarar verir, böbrek üstü bezelerine zarar verir. Yan tesirleriyle ilgili birçok klinik araştırması yapılmış ve yan tesirleri ispat edilmişti. Bir gün tanıdığım çok zatı muhterem bir beyefendi, bir gün karşılaştım, çok agresif. Dedim ki neyin var, ne var? Ya dünden beri başım ağrıyor, iki aspirin aldım. Hala geçmedi. Dedim ki aman Allah korusun, belki mide kanaması geçiyor. Acil doktora gittim. Nereden biliyorum? Rengin sorunu. Hastaneye gittiğimde bayağı doktor demiş ki 15 dakika geç kalsaydı çok kötü olabilir. Şükret ki arkadaşın sana tavsiye etmişti. Geldi bana, önce tabii birkaç hafta evde istirahat etti, sonra geldi. Allah senden razı olsun, ölümden dönmüşüm dedi. Evet, aspirin sentetik olduğu için zararlı, söğüt doğal olduğu için faydalı. Ama söğütün kabuğu kurutularak çayı yapılır, hapı damlası derecesi yapılmaz. Frankfurt Üniversitesi'nde ve Haifa Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmalarda kemik erimesine karşı, kemik kireçlenmesine karşı ve romatizma ağrılarına karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Yüzlerce insan üzerinde denemiştir. Hürmetle çekmiştir.